Başlamadan 3 tane uyarı yapmam lazım. Birincisi, videoyu sonuna kadar izlemeden "sen yüce Türk milletine nasıl cahil, köylü dersin" diye sinirlenmeyin. İkincisi, herkesin yaptığı gibi sokak röportajlarından 2 sahne gösterip belli bir partiye oy vermiş insanları aşağılayıp kendinizi iyi hissetmenizi sağlamayacağım. Böyle bir beklentiniz varsa da videoyu kapatabilirsiniz. Üçüncüsü, istatistiklerle konuşacağım. Umarım sonuna kadar dayanabilirsin. Çünkü gerçekler acıdır. Türkler kitap okumuyor, o yüzden cahiller. Klasik bir argüman. Bakalım gerçekten okumuyor muyuz? 2022 yılında yapılan TÜİK araştırmasına göre 15 yaş üstünde olup son 12 ay içerisinde hiçbir kitap okumamış insanların nüfusu oranı %69. Evet, yanlış duymadın. Ülkenin 3'te 2'sinden fazlası son 1 yılda hiçbir kitap okumamış. Yüksek ihtimal çoğunuz da bunun içindesiniz. Ki kalan %31 de en az bir kitap okuyanlar. Düzenli kitap okuyan insan %10 falan Türkiye'de. Tabii böyle anlatınca sayılar çok havada kaldı. Başka bir ülkeyle karşılaştıralım. Fransa'da 15 yaş üstünde olup son 12 ay içerisinde kitap okudum diyenlerin sayısı %92. Bakın karıştırmayın. Bizde %69 okumadım diyor. Fransa'da %92 okudum diyor. Bu farka sebep olan şeylere 100 sene öncesine gidip bir bakış atacağız. Bizi kimler cahil bırakmış onu göreceğiz. Ama öncesinde birkaç istatistik daha verelim. Sonuçta yalnızca kitap okumakla olmaz. Kültür sanat faaliyetlerine katılım göstermek de önemli. Yine bir TÜİK araştırmasına göre son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üzeri fertlerin %85,3'ü sinemaya, %93,7'si canlı gösteriye, %92'si kültürel alanlara ve %94,9'u canlı spor etkinliğine gitti demek isterdim ama gitmediler. Türkiye'de yalnızca nüfusun %15'i sinemaya gidiyor. Yalnızca %8'i tiyatro izliyor. Yine havada kalmasın diye Fransa ile karşılaştıralım. Fransa'nın nüfusu 68 milyon, Türkiye'nin ise 85 milyon. Bunu aklınızda tutun. Türkiye'de bir yıl içerisinde 56.5 milyon sinema bileti satılırken Fransa'da bu sayı 200 milyonun biraz üzerinde. Ama asıl bomba tiyatroda. Türkiye'de bir yıl içerisinde 7.9 milyon kişi tiyatroya giderken Fransa'da 209 milyon kişi gitmiş. Ya adamların geçim derdi yok, bizde para mı var gidelim diye olabilirsin. Hadi ama birbirlerimizi kandırmayalım. Aynı TÜİK araştırmasında bu etkinliklere katılmayan insanların neden katılmadıklarını sormuşlar. İlk gerekçe olarak ilgim yok demişler. İkinci gerekçeleri ise zamanların olmaması. Mevzu para falan değil yani. Türk halkının bunlara ilgisi yok. Çoğu insana tiyatro elitist bir aktivite gelir zaten. Böyle gelmesi de gayet normal. Çünkü hepimiz köylüyüz. Evet, şehirlerde yaşıyoruz. Türkiye nüfusunun %93'ü şehirlerde yaşıyor olarak gözüküyor. Ama zaten biz şehirde yaşayan köylülerden oluşan bir milletiz. Videonun başına yaptığım uyarıyı tekrarlıyorum. Sinirlenmeyin. Köylü derken ne demek istediğimi açıklayacağım. Ve bunu yapmak için Cumhuriyet'in kuruluşuna bir yolculuğa çıkacağız. Kemerlerinizi bağlayın. Neden cahil olduğumuzun sebebini anlayacağımız bölüme geliyoruz. Ama buraya gelmeden önce kendini geliştirmek isteyenlere çok iyi bir haberim var. Sorbil normalde bana özel %20 olan indirimi bu seferlik %40'a çıkardı. F40 koduyla yıllık abonelik 210 TL'ye geliyor. Aranızda Sorbil'i bilmeyenler varsa, Sorbil bir online eğitim platformu. İçinde yazılım, yabancı dil, kariyer gelişim, kişisel gelişim kategorileri altında 140'tan fazla eğitim bulunmaktadır. İngilizceden tut Almanca'ya 8 ayrı dil eğitimi, yazılım alanında oyun geliştirme, web sitesi yapma, Python eğitimleri olan Sorbil'in eğitimlerini bitirdiğinizde Sorbil'in Uluslararası Akreditasyon Kurulu üyeliği sayesinde uluslararası sertifika alabilirsiniz. Bu sertifikaları CV'nize ekleyerek iş hayatında bir adım öne geçebilirsiniz. Yurt dışına gitme konusunda avantaj elde edebilirsiniz. Ayrıca Sorbil'in yapay zekası Billy'i eğitimlerinizde bir yardımcı olarak da kullanabilirsiniz. Tüm bunlara başka platformlarda tek eğitim satılan bir fiyata aylık 70 lira veya yıllık 349 liraya Sorbil'deki tüm eğitimlere sınırsız erişim hakkı kazanabilirsiniz. Bu video videoya özel olan F40 kodunu kullanırsanız 349 yerine 210 liraya bir yıllık üyelik ile kendinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz. Sorbil'in mobil uygulaması ile de evde olmasanız bile telefonunuz ile tüm eğitimlerinize erişim sağlayabilirsiniz. %40 indirimi bence kaçırmayın. Bir sene sınırsız şekilde kullanabilirsiniz. Sorbil'e bana destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Videoya devam edelim. 1927'de yeni kurulmuş Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımı yapılıyor. Bu nüfus sayımına göre Türkiye'deki yetişkinlerin yalnızca %10'u okuma yazma biliyor. Bu oran tek başına fazla bir şey ifade etmeyebilir. O yüzden yine karşılaştırmaya gidelim. 1930 yılı Fransa, okuma yazma oranı %90. İngiltere'de bu oran %97. %97 nerede, %10 nerede? İnanılmaz geri kalmış bir ülkeydik anlayacağınız. Ama daha bitmedi. Canınızı biraz daha sıkacağım. Türkiye'de 1938'e geldiğimiz
geldiğimizde okuma yazma oranı %22'ye yükselmiş. 1950'ye geldiğimizde artık nüfusun %33'ü okuma yazma biliyor. Bakın hala ne kadar az. Fransa'da nüfusun %30'un okuma yazmayı öğrendiği tarih nedir sizce? Hadi bir tahmin edin. Bizde 1950 ya hani. Adamlar 1700 yılında nüfusun %30'una öğretmişler okuma yazmayı. 1700'lerde Osmanlı'da ise okuma yazma oranı ölçülemeyecek derecede az. Ancak saray çevresi biliyor. Devam edelim, 1980'e gelelim. 1980'de Türkiye'nin okuma yazma oranı %67. 18. yüzyılın ortalarında 1750'li yıllarda İngiltere'de nüfusun %60'ı okuma yazma biliyormuş. Adamların 230 sene önce yaptığını biz ancak 1980'de yapabilmişiz. 1980 yılında Amerika'da adamlar bilgisayar üretiyor, bizde ise nüfusun %33'ü okuyup yazamıyor. Demek istediğim şu, okuma yazmayı ne zaman öğrendi ki kitap okuma alışkanlığı geliştirecek bu millet? Adamların 300 sene içerisinde sindire sindire yaşadığı aydınlanmayı biz 50 senede yaşamaya çalıştık. Ancak bu kadar oldu. Şimdi az önceki köylü söylemine geri dönelim. Dedim ya, biz şehirde yaşayan köylülerden oluşan bir milletiz diye. Bunu dememin bir sebebi var. Öncelikle şunu anlamamız lazım. Biz sanayi devrimini kaçırmış bir milletiz. Osmanlı'nın son dönemlerinde 660 fabrikası varken İngiltere'de bu sayı 200 bindi. Veya İngiltere ile Türkiye'nin demir yolları haritasına bakın. Ne demek istediğimi anlarsınız. Sanayi devrimi şehirleri, şehirler de modern insanı oluşturdu. Sanayi devriminin uğramadığı ülkede ne şehirleşme olur, ne modernleşme olur, ne de okuma yazma bilirsin. 1927'deki Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımında görülüyor ki Türkiye'nin nüfusunun %75'i kırsalda yaşıyor. Bu sayı tek başına bir şey ifade etmiyor olabilir. Biz yine karşılaştırmaya gidelim. 1920'de İngiltere'de şehirli nüfusun toplam nüfusu oranı %78. Bakın Türkiye'de %25, İngiltere'de %78. Şimdi bu %78'i unutmayın. Bakalım Türkiye ne zaman o orana ulaşacak? 1950 yılı hala %75 köylerde yaşıyor. 1980 yılı Türkiye'nin %56'sı hala köyde. 2000 yılındaki nüfus sayımı, şehirli nüfusun toplam nüfusu oranı %65. İngiltere'nin 1920'de ulaştığı sayıya biz hala ulaşamamışız. Bugün %93'ümüz şehirde yaşıyor artık. Ama işte şehirde yaşamakla şehirli olunmuyor. Benim gibi 20'li yaşlarda olan her 4 kişiden birinin babası köylü, her 2 kişiden birinin dedesi köylü. Kitap okuma alışkanlığı, sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetlere merak duymak, tahmin edersiniz ki bunlar okulda falan öğrenilecek şeyler değil. Ailende böyle bir kültür varsa oluyor. O bahsettiğim kültürde yavaş yavaş biriken bir şey. 4-5 kuşak şehirde geçirecek, bir sosyal sermaye birikecek ki halk totalle belli bir bilince ulaşsın. İngilizlerin, Fransızların 18. yüzyılda başlattığı sanayileşmeyi, şehirleşmeyi, sen 1920 yılında başlatmışsın. 3 kuşak öncemiz okuma yazma bilmiyor bizim. Tabii ki de bu halka tiyatro elitist gelecek yani. İlber Ortaylı, Celal Şengör gibi isimler Türk halkı cahil diye aşağılamayı çok severler. Biz neden cahiliz, onlar neden değil, o konuya çok az kişi kafa patlatıyor nedense. İlber Ortaylı, Kırım Asilzadesi. Aristokrat bir aileden geliyor. Celal Şengör, babası zengin, burjuva bir adam. Ülkenin %75'i gibi büyük dedeleri okuma yazma bilmeyen köylü adamlar olsaydı onlar da pek tabii cahil olacaktı. İnsanları aşağılamak en kolayı. Çözüm ne peki? İşte bu çok zor bir soru. Benden çözüm çıkmaz ama önce acı gerçekleri kabullenirsek en azından çözüm bulmaya çalışacak bir hale gelebiliriz. Ülkecek geri kaldığımızı, daha yeni şehirleşen bir millet olduğumuzu, yani köylü olduğumuzu kabullenmemiz lazım önce. Çünkü bunu kabullenmezsen gelişmeye çaba da harcamazsın. Bakın, gerçekten okumuyoruz. Hadi 1445'te Johannes Gutenberg'in Almanya'da bulduğu matbaa Osmanlı'ya 1727'de gelebilmiş. Matbaa geç geldi. Ondan böyle olduk. Tamam da bugün böyle bir sorun kalmadı ki ortada. Buna rağmen hala matbaa gelmemiş gibi takılıyoruz biz. Ya ister istemez insanın aklına şu soru geliyor. Kitap okumuyorsak ne yapıyoruz biz ya? Sonuçta Fransız adamın da Türk'ün de bir günü 24 saat. Bakın ülkelerin Instagram kullanımlarının grafiği. Ülkem, canım Türkiye'm en başta gururla taşıyor bayrağı. Şimdi bir de Fransa ve Almanya'ya bakın grafikte neredeler diye. Ortalama bir Türkiye vatandaşının bir günde sosyal medyada harcadığı süre 2 saat 45 dakika. Bir Fransızın 1 saat 36 dakika. Ya bu ülkede her hafta 2 saat 45 dakika diziler çekiliyor ya. Bölümlerin yarısı bakışmayla geçiyor. Bunlar izleniyor ki vizyondalar. 2 tane aktörün saatlerce bakışmasını izleyecek zamanı buluyoruz ama kitap okumaya zamanımız yok. Televizyon başında harcadığımız süreyi gösteren grafik. Avrupa'yı sollamışız yine. Demek ki neymiş? Bir Fransızın kitap okumaya harcadığı zamanı biz Instagram'da, televizyonda, YouTube'da geçiriyormuşuz. Hep istatistik paylaştım ama
Gerek yok aslında bunlara. Türkiye'de kitap okuma oranının az olduğunun en büyük kanıtı bu linç kültürüdür. Farklı fikirlere aşırı kapalıyız. Biraz okuyan insan şunu fark eder zaten. Tek bir doğru yok. Nasıl dünyada en doğru dinin senin inandığın olduğuna, en üstün ırkın senin ırkın olduğuna, devletin tek doğru olduğuna, nasıl her şeyi en doğru bilenin kendin olduğuna inanabilirsin. Cahillikten başka bir açıklaması yok bunun. Aman neyse. Evet, geçmişten güzel bir miras almadık. Ama bugün cahilsek sebebi sensin. Benim, bizleriz.